Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, A Haber, Aksu Televizyonu ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Soruları yanıtlayan Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, yılbaşı gecesi Ortaköy'de bir gece kulübüne saldırı düzenleyerek 39 kişiyi öldüren teröristin kimliğini, muhtemel olabileceği yerlerin ve bağlantılarının belirlendiğini söyledi. İzlediğimizde, bütün görüntüleri izlediğimizde, olayı yorumladığımızda çok sofistike bir olay olduğu anlaşılıyor. Çok planın önemli üzerine çalışıldığı, bir plan üzerine çalışıldığı anlaşılıyor. Teröristin kimliği güvenlik güçlerimize belirlenmiş vaziyette. Muhtemel olabileceği yerler de belirlenmiş vaziyette. Bu sabah yine bugün Silivri'de ben az önce size doğru gelirken aldığım bir haber. Silivri'de bir yerde güvenlik güçlerimiz operasyon yapıyorlar. Ve bağlantıları da belirlenmiş vaziyette. Çemberin daraldığını söyleyebiliriz. Veysi Kaynak, teröristin kimliği konusundaysa saldırgan muhtemelen bir Uygur. Ama uyruğu konusunda bir şey söylemek istemiyorum. Saldırıyı fiilen tek kişinin yaptığı aşikar ama yardım edenler olabilir dedi. O ihtimaller üzerinde duruluyor. Muhtemelen bir Uygur. Uygur. Evet ama uyruğusunda şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Eylemi tek kişinin gerçekleştirdiği aşikar. Muhakkak surette yardım edenler, belki içeride gözcülük yapanlar falan, bunlar olabilecektir. Ama tek bir silahla, tek bir silahtan atılan kurşunlarla bu katliam yapılmıştır. Dolayısıyla fail de asli fail bir tanedir. Kaynak, saldırganın yurt dışına kaçma ihtimalini yok saymamakla beraber daha çok yurt içindeki operasyonlarda netice alınması muhtemel diye konuştu. Yurt dışına kaçmış olma ihtimalinin üzerinde havaalanlarımızda falan çok önemli tedbirler alındığı için o ihtimal yok saymamakla beraber daha çok yurt içindeki operasyonlarda netice alınabileceğini tahmin ediyorum ben. Ama olayın çok sofistike, çok profesyonelce işlendiğini, özel yetiştirilmiş bir hücre elemanı olduğunu anlamak mümkün. Amerikan uçaklarının uçmasını Pentagon sözcüsünün bunu güç göstergesi olarak değerlendirmesiyle ilgili soruya Başbakan Yardımcısı Kaynak, Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyon açıklamasının inandırıcılıktan uzak olduğunu söyledi. Çok özür dilerim söylüyorum. Ya inşallah uluslararası bir skandala sebep olmam. Bu insan haklarıyla dalga geçmektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü gösteriyle ispat etmeye, güç gösterisiyle ispat etmeye ihtiyacı yok. DAEŞ'le mücadele ettiğini söyleyenler 1,5 yıldan beri, Fırat Kalkanı'na başladığımız 135. günde zannediyorum bir ya da iki defa Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile beraber operasyona çıktılar. Onun dışında asla bir operasyonda olmadılar. Eğer ben asker değilim, havacı hiç değilim ama siz diyorsanız ki ben uçtum, hava muhalefeti vardı, o yüzden sadece güç gösterisi yaptım, döndüm diyorsanız, uçabiliyorsanız bunu bombalama operasyonuna dönüştürebilirdiniz. İstihbarat bilgileriniz varsa bu bilgileri değerlendirebilirdiniz. Çok gayri samimi, inandırıcılıktan uzak maalesef bir bilgi. Türkiye her zaman terör örgütlerine karşı dünya ile birlikte olmuştur, medeni dünya ile birlikte olmuştur. Ama 65 ülkeden müteşekkil koalisyon güçlerinin sayısı birkaç binle ifade edilen 10.000'dir, 15.000'dir bir terör örgütüyle başa çıkamamasının arkasında ben çıkamama değil bilerek çıkmama olduğunu tahmin ediyorum. Bir soru üzerine İncirlik'teki koalisyon varlığının en azından milletçe sorgulandığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Kaynak, bunun hükümetin gündeminde olduğunu söylemek lazım ifadelerini kullandı. En azından sorgulandığını, bunun milletimiz tarafından sorgulandığını, milletimiz tarafından sorgulanan hususunda hükümetin gündeminde muhakkak surette olduğunu söylememiz gerekir. Tabi arkasındaki uluslararası anlaşmalara bakmak lazım. Biz samimiyetle şunu söylüyoruz. Ortada bir terör örgütü varsa bütün dünyanın kabul ettiği, biz de kabul ediyoruz. Birlikte mücadele edelim. Birlikte mücadele etmiyorsanız biz sahada mücadele ediyoruz, engel olmayın. Başbakan Yardımcısı Kaynak konuşmasında Suriye politikasına yönelik de açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla Suriye meselesinde olayı
belki ikiye ayırmak gerekir. Birincisi mevcut durumu, insani şartlara, insani durumun gerektirdiği şartlara getirmektir. Sonra da Suriye için kalıcı olarak öngörülen hususta neler yapılacağına bakmaktır. Türkiye bunun için de gayret ediyor. Türkiye, Cenevre'de başarılamayanı Rusya ile birlikte, İran'la birlikte Astana'da başarmaya çalışıyor. Tarafları Astana'da, Kazakistan'da bir araya getirmek, meşru muhalefetle rejimi bir araya getirmek ve bir çözüm bağlamında çalışmak istiyor. Bu bizim Suriye ile ilgili politikamızın gerçekten çok pozitif, çok somut bir noktaya geldiğini gösterir. Ve ben umuyorum, inanıyorum ki çok iyi neticeleri doğacak. Kaynak Halep'ten taşınan insanların kalıcı olarak barınmaları için yapılacak çalışmalara değindi. Bizim öngörümüz şu, bu bölgede stabil bir durum hasıl oldu. Yani Fırat Kalkanı operasyonumuzla bir stabilite sağlandı. Yani Celapus'la Aziz arasında yaklaşık 200 bin insanın, açık alanda olan 200 bin insanın köylerine yeniden dönüşü sağlanabilir. 6 bin dolar falan civarında maliyetle, belki 7 bin dolar civarında maliyetle yeniden her bir haneye harcayacağımız bu kadar parayla yeniden bir köyler inşa edebiliriz. Şu anda sahada gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve bütün bu ihtiyaçların yeniden görülmesi, Celapus'taki başarı örneğini bütün sahaya yaymak istiyoruz. Ama bunun için tekrar diyorum, ateşkesin kalıcı hale gelmesi gerekir. Sonra bu adımlar atılacak.